Gümüş. Gümüş. Hı. Uyan Gümüş. Hı, tamam. Gümüş. Hı? Gümüş bak, bizim şirkete ait bir dosya varmış burada. Nerede? Var. Ya Hollanda sevkiyatına ait. Dosya hakkında belki daha açıklayıcı bir şeyler eklenebilir. Belki... Ne dosyası var ya? Rahat bırakın beni, uyuyacağım ben ya. Aa. Hayır küçük hanım, kalkıp bana yardım edeceksiniz. Ya lütfen uyuyacağım ben ya, her şey bitene kadar uyuyacağım. Aa. Nerede o bana kafa tutan kızı? Hani nerede? Bana ne olur Gümüş. Bırak beni ne olur. O kadar şeye dayandın. Şimdi kendini bırakamazsın. Ağlayıp da beni delirtme Gümüş, kendine gel hemen. Hiçbir şey yapmayıp yatmaya devam edersen kocan hapiste çürürken 30 yıl ağlar. Ne olur sus. Susamam çünkü dedem hastanede can çekişiyor. Doktorlar fazla şans vermiyorlar. Ölüyor, anlıyor musun? Bahar ne oldu dedeme? Hala yataktasın ya. Sen ağlamaya devam et Gümüş. Sonra görüşürüz. Bir şey desin artık. Bir şey deyin artık. Hiç haber yok mu? Dedem öldü mü? Hiç evet. Haber yok mu? Evet. Tamam sakin ol. Dedem öldü. Abi kendine gel yok. Ya. Tamam sakin, sakin ol. Sakin ol ya. Tamam gel hadi otur. Öldü dedem. Ne ölmesi ya abi? Neden bahsediyorsun sen? Abi delirdin mi sen? Gel şöyle otur. Sakin ol. Abi şuraya otur. Gel buraya. Ne olur gel şöyle otur. Otur şuraya. Sakin ol ya. Ne olur sakin ol. Sakin ol. Uyuşturucu kaçırmak suçundan gözaltına alınan Şadoğlu ailesi üyelerinin dün yapılan nöbetçi mahkemede tutukluluklarının devamına karar verildi. Okuma Şadoğlu... Pınar Allah aşkına, duymak bile istemiyorum. Hala göstermiyorlar. Bir değişiklik var mı? Hala aynı. Aa, Gümüş? Kızım, ne işin var senin burada? Niye bana demediniz? Aa, sen hastasın. Gümüşcüğüm, dün iyi değildin. Doktor da dinlenmeni söyledi. Biz de seni daha fazla üzmek istemedik. İyi mi dedem? Ha? Nasıl? İyileşecek inşallah. Sen iyi misin? Yok ben iyiyim. İyiyim ben. Siz bütün gece buradaymışsınız. Bahar dedi. Hocam. Hadi gidin siz. Ben kalacağım. Emin misin? Vallahi eminim. Bir şey olursa ararım sizi. Hadi gidin. Tamam Mert. Hesap numaralarının da kime ait olduğunu bulun. Tamam. Çağın ne tarafa gidiyor? Hı-hı. Biz bu şirketin naylon olduğunu kanıtlayabilirsek iş lehimize döner mi? En azından bu işte bir dümen olduğunu göstermiş oluruz Bahar'ın. Arkadaşlar size süper haberlerim var. Ne oldu? Hollanda'dan mermer isteyen şirketin bütün telefonları meğer Türkiye'den edilmiş. Kime aitmiş peki? Çocuklar araştırıyorlar. Çok yakında onu da öğreniriz. Peki Hidayet'le ilgili bir gelişme var mı? Mert Antep'e yola çıktı. Çağında Isparta'ya. Adamın bütün akrabalarını gezecekler. Eğer hayattaysa mahkemeye kadar mutlaka bulacağız. İnşallah. İnşallah. Biz başka neler yapacaktık? Biliyorum sizin için zor bir durum ama bugün savcıya gidip ifade verirseniz en azından soruşturmanın yönünü etkilemiş oluruz. Hemen gidiyorum. Bahar, benimle gelmemi ister misin? Yok hayatım, sen beni merak etme. Ben zaten oradan da dedeme uğrayacağım. Kolay gelsin. Güle güle. Nihayet buldum seni. Ne haber? Niye geldin? Gerek yoktu ki. Şişt, olur mu canım öyle şey? Zaten haber vermemene kızdım. Demek ben aramasam hiç söylemeyeceksiniz Gümüş Hanım. Özür dilerim, haklısın. Vallahi aklıma bile gelmedi. Neyse neyse. İyi misin sen? Gel bakayım şöyle. Şişt. Otur bakayım.
Bilmiyorum hiçbir şey. İlk defa kendimi bu kadar güçsüz hissediyorum. O kadar çaresizim ki. Bir şey yapmam lazım biliyorum ama. Ne olduğunu bilmiyorum. Mehmet yarım doğmadan elim kolum bağlı gibi. Onsuz nefes bile alamıyorum. Yaşayamıyorum onsuz. Çok korkuyorum Engin. Her şeyden çok korkuyorum. Tamam bak önce sakin ol. Şimdi söyle bakalım. Ben senin için ne yapabilirim Gümüş Hanım? Hı? Senin için, kocan için. Söyle söyle ne yapabilirim? Baksana halimize ne yapabilirsin ki? Gümüş bak kızıyorum ama. Biz arkadaşız. Şimdi senin için bir şey yapmazsam bir daha ne zaman yapacağım? Çok sağ ol Engin ya. Vallahi çok sağ ol. Kötü bir şeyse söyleme. Duymak istemiyorum. Komadaymış. Yoğun bakım almışlar. Ne yani? Ölecek mi? Ben bilmiyorum belki. Yeter ya. Nedir bu ya? Bütün dünyamız yıkıldı. Daha kötü ne olabilir ki? Berk tamam. Ne yani abi? Dedem ölürken burada mı bekleyeceğiz? Çıksan ne yapacaksın ki? Elini tutacağım. Güç vereceğim. Ne bileyim yanında olacağım işte anla biraz. Ölmeden önce en azından görmek hakkım değil mi abi? Tamam. Haber bekliyorum tamam mı? Hadi iyi günler. Savcılıktan bir arkadaşım. Davayla ilgili bilgi alıp bize haber verecek. Biz de ona göre ne yapabiliriz bir bakacağız tamam mı? Çok sağ ol Engin ya. Ya sen merak etme. Her şeyi yoluna koyacağız. Yeter ki yüzündeki şu gülümseme eksik olmasın tamam mı? Hı? Tamam.